HEDEF'te Savunma Sanayi Fuarı'da otokar standındayız. Ben Serdar Görgüç, Genel Müdürü şirketim. Kısaca bir araçlarımızı tanıtacağız. Yeni olan araçlarımızı tanıtacağız, yenilikleri tanıtacağız. Bu arkamda gördüğünüz araç zaten bilinen, dünyada 3-4 ülkede envanterde olan Armo aracımızın yeni nesli. Bunun için, bizim için önemli olan burada sergilememizin nedeni bunun bir üst nesil olması, mevcut armalara göre daha fazla koruması olması ve bir de kulesi. Kule, ilk defa sergiliyoruz burada. Kulemiz 30 milimetrelik topa haiz mızrak kulesi. Zaten bu bizim yaptığımız, ürettiğimiz bir araç. Ancak kule farklılığı da üzerinde iki tane roket sana ait anti-tank, tank savar füze olması. OMTAS füzesi var. Aracın üzerinde atışa hazır iki OMTAS kulesi. İçeride de iki tane yeniden yükleme füze yeri var. Böylelikle Türkiye'de böyle bir kabiliyet oldu. Uluslararası ihalelerde sürekli zırhlı piyade muharebe araçlarında istenilen 30 milimetrelik topla birlikte beraber çalışabilecek bir tank savar kule ihtiyacı vardı. Bu öyle bir kule. Dolayısıyla kule fonksiyonlarının hepsi tek bir kontrol istasyonu üzerinden hem top hem füze takip edilebiliyor, hedefe yönlendirilebiliyor. Bizim için önemli bir yenilik. Yanında Armo aracımız var. Armo aracının 6x6 konfigürasyonu. Bu zaten 3 ayrı ülkede envanterde olan bir aracımız. Bunun zırhlı personel taşıyıcı formatı var. Diğer aracımız burada gördüğümüz yine farklı ve yepyeni bir araç. Araç mevcut bir müşterimizin, kullanıcımızın arazi şartlarında kurtarma ve bazı istihkam ihtiyaçları için onların şartnamesine göre geliştirildi. Araç bir Armo aracının güç grubunu arazi şartlarında alabiliyor, üstünde taşıyabiliyor. Yeni bir güç grubunu araca takabiliyor. Onun dışında birçok istihkam görevini önündeki dozer ile yapabiliyor. Ayrıca herhangi bir ön aksı veya arka aksı hasarlanmış, mayın hasarına girmiş herhangi bir aracı yine arazide kurtarıp arkasında çekip bir kamyona yükleyebiliyor. Böyle değişik bir araç. Çok fazla fonksiyon olan bir araç. Tüm fonksiyonları joystick kontrol edebiliyor. Hem kurtarma maksatlı hem istihkam maksatlı birçok faaliyeti altyapısı araçta var. Arkasında 30 tonluk bir vinç var. Üzerinde ayrıca bom üzerinde de bir 5 tonluk çekme kapasitesi var. Farklı bir araç. Burada gördüğümüz akrep araçları. Akrep aracı 3 kişilik özel niş bir ürün. 2 tane farklı tipini getirdik. Bir tanesi ilk defa gösteriyoruz. Elektronik keşif aracı. Bu araç hem sessiz bir elektronik keşif yapma imkanı var. Hem de elde ettiği görüntüleri harita, dijital harita üzerinde işaretleyip yine uydu bağlantısı kanalıyla merkeze atma kabiliyeti haiz. Uydu bağlantısı olan bir araç. Farklı bir araç. Farklı bir görev aracı. Burada yine başka bir müşterimiz için geliştirdiğimiz 90 milimetre kule haiz akrep aracı var. Dünyanın bazı ülkelerinde ki bizim halihazırda kullanıcımız olan ülkelerde bu tip 90 milimetrelik kule tercih ediliyor. Bu araç onların ihtiyaçlarına cevap vermek üzere onlar için üretilmiş bir araç. Araçta 2 kişilik 90 milimetre kule ve bir sürücü var. Bu Cobra 2 aracımızın iki farklı varyantını gösteriyoruz. Bir tanesi normal 5 kapılı Cobra aracımız. Üzerinde uzaktan kumandalı bir kule var. İlginç olan kısmı üzerinde ayrıca drone şarjörü var. Yani araç drone'u
gönderebiliyor. Drone'la görüntüyü araç üzerine alıyor. Üzerindeki drone gönderildikten sonra şarjı bitmeye yakın drone aracın üstüne kendisi inip otomatik olarak pilini değiştirebiliyor. Üzerinde 6 tane pil şarjörü var ve otomatik olarak pillerini değiştirip kesintisiz uzun bir süre keşif ve gözetleme sağlayabiliyor. Kobra aracımızın ikinci tipi, varyantı. Biz bunu Birleşmiş Milletler barış güçleri için onlar isteği üzerine geliştirmiştik. Bir sürü ülkede hala hazırda envanterde kullanılıyor. Kobra 2'nin yaralı tahliye aracı. İçindeki ekipmanlar yaralı tahliyenin fevkinde biraz daha yaralıya müdahale edecek şekilde organize edilmiş. İç ekipmanlar bu şekilde. Araçta her türlü temel sahra tıbbi müdahale ekipmanları var. Komutan ve sürücünün dışında bir doktor, iki koltukta oturan yaralı, bir sedye veya koltuklar sökülünce iki sedye taşıma kapasitesi var. Burada aslında gördüğümüz tamamen yepyeni bir araç. Fuarda ilk defa gösteriyoruz. Burada da bayağı ilgiyi çekti. Bu insansız kara aracı çalışmamız. Şu an TRL-5 dediğimiz teknoloji demonstratörü seviyesinde. Geçenlerde de bir otokarda bir sunumda göstermiştik. Bunun farklı bir tipini. Orada 30 milimetre kule ve tank savar kabiliyeti vardı. Burada gördüğümüz ileri gözetleme ve keşif varyantı. Bu dünyadaki teknolojinin ilerlemesi ve ilerleyen teknolojiyle birlikte tüm silahlı kuvvetlerin bazı otonom ve robotik görevlerle hem kuvveti koruma, hem kuvveti ekonomik kullanma, hem tehlikeli görevlerde daha az insan kaybını azaltıp daha farklı görev çeşitlendirmesi mi? İlerleyen zırhlı birliklerin sağ ve solundaki kollarda ilave koruma sağlama gibi birçok görevi görebilecek insansız olarak geliştirilmiş bir kara taşıdı. Paletli aracımız, hibrit seri sürüşü var. Kendi pilleriyle 50 kilometreye kadar sessiz elektrikli kullanılabiliyor. Arkadaki dizel jeneratörüyle yine pillerini şarj ederek 500 kilometreye kadar menzil olan bir araç. Ana güç grubu arkada, aracın ortası farklı görevler için konfigüre edilebiliyor. Önümüzdeki 10 yıl içinde giderek teknolojinin ilerlemesiyle bu tip insansız araçların tüm dünyadaki silahlı kuvvetlere birçok görevde faydalı olacağına, destek olacağına, görev çeşitlendirmesi yapacağına inanıyoruz. Biz de otokar olarak böyle bir yolculuğa girdik. İşin başındayız. Şu anda araba uzaktan kumandalı olarak kullanılıyor. Yavaş yavaş yapay zeka, engel tanıma ve kabiliyetlerini arttırma yönünde hem sensörlerle hem ilave yazılımlarla aracımızı geliştireceğiz. Böyle bir yolculuktayız. Tüm dünyadaki araştırma geliştirme de bu yönde. Biz de onun bir parçası olduk. Burada gördüğümüz farklı araçlarımızın bir başka versiyonu. Burada otokarın ağır paletli araçlarının iki tipini görüyoruz. Tulpar aracımız var. Tulpar modern yeni nesil zırhlı muharebe araçlarının bir örneği. Bir tanesi orta sınıf tank dediğimiz. Bu aracımız 105 milimetre topa ait. 3 kişilik bir araç ve yüksek korumasıyla birlikte ateş destek aracı veya hafif tank olarak tek başına kullanılabiliyor. Solda gördüğümüz araç ise platform olarak tamamen aynı ama 9
piyade, 3 tane mürettebat birlikte kullanılabilecek. Üzerinde Aselsan'ın 35 milimetrelik topuna ait Korhan Kulesi ile birlikte gösterdiğimiz bir aracımız. Bu hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hem dost ve müttefik ülkelerdeki silahlı kuvvetlerin önümüzdeki dönemde zırhlı muharebe araçlı ihtiyaçlarını karşılayacak. Büyük ana muharebe tanklarıyla birlikte sahada hareket edebilecek yüksek korumaya ait aracımız. Burada yaklaşık 40-45 tonluk araçlardan bahsediyoruz. Bu da otokarın şu andaki en ağır araçları. Tulpar aracı üzerinde ilgi büyük dünyada. Bu yıl sonuna doğru ve önümüzdeki yıl birçok ülkede aracın tanıtımları var. Gelişen ihtiyaçlar, gelişen tehditlere bağlı olarak aracımızın dünyada bir tanınırlığı oldu. Giderek yaygınlaşacağını düşünüyoruz. Teşekkürler.